Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu ana kadarki en büyük çaplı yenileme projesi. Envanterimizde binlerce adet bulunan zırhlı personel taşıyıcılar yenilenecek ve insansız hale geçecek. Peki araçlarımızın yeni gelişmiş özellikleri nasıl olacak? İnsansız kara ordusu kurmamız mümkün mü? Veya bunları savaş hattında nasıl kullanabiliriz? İncelemeye başlayalım. Orta Doğu'nun dibinde olmamızdan ve geçmişte karacı bir bakış izlediğimizden envanterimizdeki kara aracı sayısı çok yüksek seviyelerde. Özellikle zırhlı personel taşıyıcı olarak. Yakınımızdaki ülkelere, hatta Avrupa'ya baktığımızda zırhlı araç olarak hiçbirinin bizdeki sayılara gelemediğini görüyoruz. Ellerindeki çoğu araç zırhsız, sadece taşımak için taşımak diyelim. O yüzden bir durum olduğunda hızlıca ilerlemek konusunda öndeyiz. Diğer ülkelerin aksine modern Blitzkrieg'i oluşturabiliriz diyelim. Ancak bu kadar aracın iyi yönleri olduğu kadar tabii ki kötü yönleri de var. Zırhlı bir aracı ayakta tutmak ve ilerletmek çok daha zordur. 10.000'den fazla düzgün zırhlı aracımızın bize baskısı da bu şekilde. Aktif olarak tutabilmek gerçekten zor. Üstelik aktifliğin yanında daha zor olan bu araçların ekonomik baskıları. Her araca yedek parça tedarik etmek, beslemek kara kuvvetlerinin büyük prangaları halinde. Bu prangaları ne kadar gevşetebilirsek etki alanımız o kadar artar. İşte geldik o gevşetme bölümüne. Şu anda envanterimizde 5900 civarında paletli taşıyıcı var. Bunların yaklaşık 2200'ü ACV-15, 3700'ü M113. Toplamları envanterimizin yarısından daha fazla. Hal böyleyken ana taşıyıcı gücümüzün yarısı halindeler ama harcadığımız paranın da yarısı. Eğer bu araçları geliştirip tasarruflu hale getirirsek hem güçlenmiş oluruz hem de kaybettiğimiz para azalır. Her türlü kazan kazan durumu yeni yapılacak yenilemelerle amaç bu şekilde. İlk yenileme MKEK tarafından M113'ler üzerinde yapılacak. Eskiyen 3700 aracımız her anlamda yenilenme modeline girecekler. Şöyle söyleyeyim, bu araçlar bizim için o kadar yetersiz hale gelmişlerdi ki Suriye Milli Ordusu'na vermeye başlamıştık. Her gruba bir tane şeklinde dağıtma modeline geçmiştik. Şimdi ise bunlara gerek kalmayacak ve tekrar bizim için de yeterli hale gelecekler. Yapılmak istenen ilk şey bu araçları elektrikli hibrit hale dönüştürmek. Modern zamanda çoğu aracın askeriye dışında özellikle hibrit hale geçmeye başladıklarını görüyoruz. Genellikle tasarruf amacıyla. Bunu geniş çaplı orduya uygulayan ilklerden biri olacağız. Sadece ilkleriyle düşünürsek bile önemini görebiliriz. Araçlarımız elektrikle birlikte 180 km, hibrit moddaysa 720 km yol gidebilecek. Normalde elektrikli araçların içten yanmalılara göre pek çevik olamadıklarını görüyoruz. Önemli olarak arazide bu eksiklerini daha çok görürsünüz. Engebeli alanlarda savaş anında size problem çıkartabilir. Ancak bu sorun M113'lerimizde büyük ihtimalle çözülecek. Çünkü söylenene göre 65 km hıza ki kendisi için hızlı 6 saniyede çıkabilecek. Yapılacak motor sayesinde normal hibrit araçların aksine kendini daha kolay kaldırabilecek. Benzinli araçlar kadar çevik olamayacak olsa da maliyet eksiğini kapatacak gibi. Belirtilene göre lojistik ve bakım masraflarında %70'lik bir kazanç olacak. 3700 aracın %70 kazancı gerçekten çok büyük rakamlar. Sırada diğer bir özelliği sistemlerinin içinden dışına yenilenecek olması. M113'ler yaşlı sistemler olduklarından şu andaki tek vasfı insanları bir yerden başka bir yere götürebilmek. Silah kulesi yetersiz, koruması düşük, sistemi eski. Bir araç geride kalmak için daha ne yapamasın? Araçların içine daha önce binenler varsa bilir, 20 yıl öncesinde bile koruma olarak çok gerilerdeydi. Sadece üzerine gelen mermileri tutabilir. Bunu yapamıyor, bari uzaktan hedeflerini vursun, o da yok. Hal böyleyken elimizde 3700 tane çöp bulundurmak istemeyiz. Şimdi yapılacak yenilemelerde iç sistemleri değişecek, koruması bir tık artacak ve çok uzaklardan hedeflerini biçebilecek hale gelecek. Bu bölümden öne çıkan değişikliği üzerlerine eklenecek 25 milimlik top. Daha öncesinde çoğunun düzgün silahı bile yokken bir anda bunun gelmesi özellikle Suriye çatışmalarını değiştirir. Saldırı durumunda büyük artı. Ancak hala bir eksiği çözülemedi. O da koruması.
Araçlarımızın ek koruma bölümleri yok ve zırhı yetersiz. Yeni düzenlemeyle toparlanacak dedik ama yine de içindekileri muhtemelen bir RPG'ye karşı koruyamaz. Bu sorunuysa başka bir şekilde çözeceğiz. Yeni çağda insansız araçlar savaşların çoğunu kapatacaklar. Havadan ziyade kara sistemleri de bunun önemli bir yerinde. Biz hep robot askerler olarak beklerken ondan önce yapılacak olanlar robot araçlar. Geniş alanlara sahip olduklarından insansız olmaları daha kolay. Bunun bizi ilgilendiren bölümünde ise M113 araçları da tam olarak bu noktada kullanılacak. Yenilikleri arasında insansız olarak kullanılmak var. İş makinesinden kamikaze aracı olmaya kadar her anlamda kullanabileceğiz. İlk paket kapsamında bu araçları uzaktan komuta etme yeteneği eklenecek. Bir SİHA gibi uzaktan neyi gördüğünü ekrandan görebilecek miyiz orası bilinmez ama askerimizi riske atmadan bölgeye dalabiliriz. Tabii dalmaktan ziyade muhtemelen görme yeteneği de eklenecektir. Düşünün bölgede 25 milim topla dolaşan insansız onlarca ZMA. Vurulsa bile sistemine zarar gelmediği sürece hareket etmeye devam edebilir, bölgeyi kolayca temizleyebilir. Gerektiğinde askerlerimizi zora sokmamız gerekmez. Geldik sırada yenilenecek araçların diğer yarısını oluşturan ACV-15'lere. ACV'ler de M113'ler gibi miladını doldurmuş durumda. Eskiler, yetersizler ve güçsüzler. 2200 tane olduklarından yenilemezsek eğer kuvvet çarpanımızı düşürebilirler. Bu görevi de Aselsan aldı ve ACV'leri modern bir hale getirecekler. Aradaki farkı bu fotoğraftan görebilirsiniz. İnsansız olmayacaklarından genel durum olarak güçlendirmeye M113'lerden daha fazla önem gösterilmiş. Temel olarak dış zırhı görüldüğü üzere geliştirilmiş. Önceki halinin aksine patlamaları belirli seviyelerde durdurabilir. Bir diğer önemli kısımsa yolda kalmaması için eklenen yardımcı güç grubu ve durumsal farkındalık sistemleri. İlk halinde ilerlerken bir bakıma körlemesine gidiyordunuz. Sadece belirli yerleri görebildiğinizden vurulmanız çok kolay. Eski tankların rahatça vurulabilmesinin en büyük sebebi de bu. Şimdi ise bu kadar acı çekmesine gerek kalmadan eklenenlerle etrafı görerek yine eklenen 25 milim topuyla görevine devam edebilecek. Çok büyük yenilikler gibi görünmese de bu araçları modern hale getiriyoruz. Aslında büyük yenilikler. İnternette çokça kobra aracının silahıyla teröristleri vurduğumuz görüntüler var. Onunla yapılan üzerinden düşünürsek 25 milim topuyla işimizi gayet de görecektir. Sonuç olarak ZMA modernizasyonları modern kalabilmek için yapmamız gereken bir şeydi ve yapmaya başladık. Yeni plan içerisinde elimizdekilerin yarısını dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çoğunluğunu M113'ler kaplayacağı için de insansız bir ordu kurma yolunda ilerliyoruz. Bu araçları vurulma korkusu olmadan her türlü bölgeye sürebilir, SİHA'ların yaptığı gibi yeni nesil operasyonlar düzenleyebiliriz. Yenilemeler başladı ve sonuçları hep birlikte göreceğiz. Şimdilik geldik sona. Videoyu beğenerek bize destek olabilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.